Merhabalar, Doçent Doktor Cavit Meclisi. Bugün kısaca ağrı ve doku hasarında kullandığımız enjeksiyonlardan bahsetmek istiyorum. Dokularda birkaç durum için hangi enjeksiyon yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Eğer dokuda hasar varsa, bunun bir an evvel onarılması hızlandırmak için genelde PRP uyguluyoruz. Ancak dokunun hasarlı olduğu, mesela işte tendonda, kas tendon bileşki yerinde, kas içinde, eklem bağlarında bir miktar hasar olduğu, bunu MR'da veya ultrasonla yırtık şeklinde veya doku kaybı şeklinde tespit etmiş olmamız gerekir. O zaman PRP enjeksiyonları burada başarılı oluyor. Eğer büyük kaslarda, mesela futbolcularda görünen arka uyluk ya da ön uyluk, quadriceps veya hamstring kaslarındaki büyük yırtıklar, bazen 8-10 santimlik yırtıklar oluyor. Bunların onarılması gerekiyorsa PRP bunu yetmeyecektir. PRP'nin bazen 15-20 katı, oraya sıvı vermek gerekir. O zaman proloterapi uyguluyoruz. Ancak sınıf olarak proloterapinin tanımlanmış olduğu, kullanılması gereken durum aslında eklem gevşekliği. Bu boyun ve bel için tanımlanmış kurallar var. Diğer omuz, el bileği, diz, ayak bileği gibi eklemlerde eklem kapsülü, eklemi saran zar, kapsül ve eklem bağlarına yaptığımız zaman araştırmalarda da bu tespit edilmiştir. Eklem bağları da kalınlaşma oluyor ve sporcu veya hasta da kısa sürede aslında bundan fayda gördüğünü söylüyor. Başka enjeksiyon sınıfı doku içinde bir an evvel kurtulmamız gereken ve enjeksiyon yaparak kurtulmamız gereken ödem varsa, sıvı birikimi varsa kortizon kullanıyoruz yıllardan beri. Şimdi son yıllarda bunun alternatifi ACS ya da koşullandırılmış serum hastadan kan alarak özel bir işlemden geçiyor 6-7 saat boyunca ve kortizona benzer etki gösteriyor. Burada da bu mevcut ödem problemin önemli kaynağı olduğu kanısında olmalıyız. Bunu yaptığımız zaman, bu teşhisiniz kanımız doğruysa, kortizon veya ACS yaptığımızda başarı yüksek oluyor ve çok hızlı oluyor. Bunun dışında ağrıların bir kısmı omurga özellikle ama kol bacaktaki ağrıların bir kısmı sinirlerin değişik sebeplerden dolayı sıkışmasından ya da hassaslaşıp ağrı üretmeye devam etmesinden oluyor. O zaman lokal anestezi enjeksiyonlarıyla, sinir blokajlarıyla veya bu blokajı omurgaya yaparak sinirleri ve omuriliği rahatlatıyoruz.